Merhaba arkadaşlar, ben WordPress uzmanı Buğra Yazar. Güzel bir güneşli günde bilgisayarın başına geçtim. Öylesine bir video çekmek istedim. Bu videoda ne anlatacağım? Bu videoda bir tane yazı eklemeyi göstereceğim. Yazıyı nasıl renklendiririz? Resimle, videoyla, öne çıkarılan görselle. Yazının daha fazla insanlara ulaşması için neler yapmamız gerekiyor ve küçük küçük tiyolar vereceğim. Dediğim gibi öylesine bir video olacak bu. Birazcık da ben zihnim içindeki düşünceleri dışarı aktarmış olacağım. Bu arada Facebook'ta SEO yardımlaşma grubumuz var. Onun da duyurusunu yapmış olayım. Grupta her akşam, daha doğrusu öğleden sonra saat 4'ten 5'e kadar site analizi ve sitedeki problemleri incelediğim bir canlı yayın var. Oraya da katılabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linkini bırakacağım. Sitenizin adresini yazıyorsunuz. Gruptaki ilgili posta. Ben de sitenizi inceliyorum. Elimden geldiğince naçizane diyelim. Şimdi panele girdik. Yeni ekle bölümüne girdik. Buraya bir tane yazı ekleyeceğim. Yazım da şu olacak. Domain name API DNS güncelleme nasıl yapılır? Önce başlığımı alacağım. Buraya bir yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar, yazı yazmanın mantığı nedir? Nasıl olmalı? Düzgün yazı nasıl yazılır? SEO uyumlu yazı nasıl yazılır? Bunlar hakkında elimden geldiği kadar bilgi vereceğim. Bu aralar ben çok yazı yazmıyorum ama bu yazmadığım ya da yazmayı bilmiyor anlamına gelmiyor. İçimden gelmiyor. Öyle videolar çekiyorum. Bu yılı böyle geçirmek istiyorum. Daha hoşuma gidiyor. Şimdi konu başlığımız Domain Name API DNS güncelleme nasıl yapılırdı? Öncelikle permalinkimizin kısa olması gerekiyor. Bu permalinki en hızlı, en düzgün şekilde nasıl kısaltabiliriz diye sorarsanız da buradaki düzenle bölümüne tıklıyorsunuz. Bu yazı için olabilecek en kısa yazı nedir sizce? Bunu düşünün. Kendi yazınızda da bunu düşünebilirsiniz. Başlığınız çok uzun olabilir ama en kısa şekilde link yapısı size o başlığı nasıl anlatabilir? Bunu düşünün. Bence bu yazı için Domain Name API DNS güncelleme güzel bir başlık olacak. Link olacak. DNS güncelleme yaparsam hangi firmanın DNS güncellemesi yapıldığı anlaşılmayabilir. Ya da başka bir DNS güncelleme videosu çekebilirim. Nitro ya da isim tescilli DNS güncellemesi. O zaman ne olacak? O zaman burası 1, 2, 3 diye devam edecek. Ama ben bunu istemiyorum. Diyorum ki Domain Name API DNS güncelleme. İçinde com da vardı. Onu da silelim hemen. Şöyle. Şunu da silelim. Com bizim için bir şey ifade etmiyor çünkü. Şuradan bunu da silelim hatta. Çok bir şey ifade etmiyor. Gördüğünüz gibi kısa, güzel bir şey oldu. Bunu niye böyle kısa yaptık? Çünkü linkler ne kadar kısa olursa o kadar güzel olur kullanıcı tarafında. Hem de arama motorları daha güzel, daha stabil linkleri gördüğü için daha rahat tarama yaparlar. Bunları böyle Manas Destanı gibi uzatmanıza gerek yok. Öyle linkler görüyorum ki adres çubuğundan başlıyor sonuna kadar, hatta sonunu bile aşıyor, sığmıyor. Ya böyle şeylere gerek yok. Kısa olsun, güzel olsun. Açıklamaya bir tane video ekleyeceğim. Video eklemeyi de göstereceğim size. Bunu bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Bilenler bu videoyu izlemeyebilirler. Şuradan ilgili YouTube videosunu sağ tıklayıp yerleştirme kodunu kopyala derseniz sizin için bir iframe kodu üretir. İframe kodu da nedir? Bunu embed kodu, gömme kodu diye çevirebilirsiniz. Burada görsel ve metin diye iki bölüm var arkadaşlar. Bunların ne işe yaradığından da kısaca bahsedeyim. Mesela buraya bir tane başlık ekledik. Metin bölümüne girdiğiniz zaman o başlığın gözükmesini sağlayan kodlar aslında bu. H1 kapalı, H1 açık gibi kodlar. Şimdi biz bu kodu buraya eklersek iframe kodunu, bu kodun internetteki karşılığı aslında bu. Gördüğünüz gibi bunu çalıştıran şey aslında bu.
Buradaki şeyler kafanızı karıştırmasın. Width, height, bilmem ne bilmem ne. Bunlar çok basit şeylerle genişlik ve yükseklik anlamına geliyor. Bunları çok dokunmanıza gerek yok. Standart boyut zaten bu. Şöyle bir videomuz var. Bunun için bir de görsel hazırlayacağız. Kategorisini blok olarak şey yaptık. Görsel hazırlamayı da göstereyim size basitçe. Şunu bir kapatalım. Yeni bir şey açalım. Domain name API sitesine girdim. Buradan ekran görüntüsünü aldım. Print screen tuşuyla ve buraya yapıştırdım arkadaşlar. Size güzel basitçe bir kapak hazırlamayı da göstereceğim. Kapak hazırlamanız niye önemli? Niye hazır şeyleri kullanmamanız gerekiyor? Çünkü Google sanıldığı gibi şeyden oluşmuyor sadece. SERP'ten oluşmuyor. Arama sonuçlarında Google Image denilen bir bölüm de var arkadaşlar. Orayı herkes es geçiyor. Ama bence en önemli yerlerden bir tanesi orası. Orası için hazırlıyoruz. Orada üst sıralarda çıkmak istiyorsanız böyle özel görselleriniz olması lazım. Bu arada bunu 900 piksele eşitlersek bunu da şuradan şöyle birazcık küçültürsek güzel oldu. Şimdi buraya bir tane şey ekleyeceğim. Şöyle. Çok siyah oldu ya. Mavi tonlarda bir şey kullanacağım. Şu iyi herhalde ya. Şöyle. Kapak hazırlarken böyle bir layer açıp opasitesi düşürürseniz de böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok profesyonel olmaz ama çok kötü de olmaz. Mesela ben böyle şeyler hazırlıyorum. Güzel de oluyor. Başlığımızı da aldık. Buraya koyduk. Şöyle. Ya yani şu olay, şu basitlikteki bir şey. Ya Photoshop bilmiyorsanız yapacak bir şey yok. Öğrenmenizi tavsiye ederim ama gördüğünüz gibi yaptığım şeyler çok zor şeyler değil. Herkesin internette 2-3 tane video izleyip yapabileceği şeyler. Benim birazcık el aşinam olduğum için hızlı hızlı yapıyor gibi gözükebilirim. Ama yaptığım şeyler çok çok basit şeyler. Burada biraz opasitesi arttıralım. Şöyle bir şey olsun. Şöyle iyidir. Şimdi bu yaptığım basit şey beni Google'da üst sıralara çıkaracak. Hem görsellerde çıkaracak. Hem de bu arada anlatırken şunu da göstereyim size. Drop Shadow diye bir şey verdim. Bunu nasıl verdim? Sağ tıkladım. Blink Option'a tıkladım. Bunu buradan verdim arkadaşlar. Şimdi Google firmalarına, bloglarına, sitelerine yapan yatırımları severler. O yüzden görsel hazırlamak Google'da sizi önemli gösterir. Şuradan domain name DNS güncellemenin linkini kopyalıyorum arkadaşlar. Resim kaydederken kaydettiğiniz resmin Türkçe karakter olmamasına dikkat edin. Boşlukları orta tire ile doldurun. Orta tire dediğim şu değil. Bu alttan tire. Orta tire budur arkadaşlar. Aradaki boşlukları orta tire ile yaparız ki İngilizce'de biliyorsunuz Türkçe karakter yok ve internetin dili İngilizcedir arkadaşlar. Biz de İngilizce karakterlerle böyle bir görsel hazırladık. Türkçe karakter kullanmadık. Google tararken daha güzel taradı. Resmimizi yükledik. Resmimizin başlığına şuradaki başlığı kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin Google'un bu resmi daha iyi taramasını sağlayan bir şey. Şunu da şöyle büyük harflerle yapayım. Şu an çok güzel bir şey hazırladık. Ne yaptık? SEO uyumlu bir başlık yaptık. SEO uyumlu başlık nedir? İçeriğiniz bir şey anlatıyorsa onu nedir, nasıl yapılır, işte yöntemleri, işte en iyi DNS güncelleme şekilleri, işte en iyi DNS güncelleme maddeleri. Bunlar hep SEO uyumlu başlıklardır. SEO uyumludan kasıt şudur. Arama sonuçlarında bir şey aradığınız zaman mesela bu ilgili başlığı arayayım ben. Bakalım neler çıkacak. Burada mesela DNS ayarları nasıl değiştirilir? Ama ben aradığım şey neydi arkadaşlar? Domain Name API'nin DNS güncellemesi nasıl yapılırdı? Dolayısıyla arama sonuçlarında kullanıcı olarak aradığım şey Domain Name API ile alakalı bir şey. Bakın kullanıcı ilk sayfada çıkan şeylere tıklamıyor. Hep böyle bir yanlış algı var. Kullanıcı
kendisiyle alakalı önemli şeyleri, değerli şeyleri, ilgili şeyleri tıklıyor. Benim bu sayfada değerli hiçbir şey yok. Bakın DNS ayarları var, bilmem ne var ama domain name up ile ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla sizin burada üreteceğiniz içerik sizi öne çıkaracak. Bakın domain name up'in kendi sitesi var. Ben o zaman buraya da tıklarım. Ama bundan daha iyi bir şey varsa ve en üstte bir şey varsa, bakın 6 Nisan'da hazırladığım bir video var. Tıklayalım videoya. Şu an o videonun ilgili postunu hazırlıyoruz, yazısını hazırlıyoruz. 14 kişi izlemiş. Bu bir yıl sonra 1000 kişi olur, 2000 kişi olur. Domain name daha büyük firma olur. O zaman değerli bir içerik olacak. Yani bugün yaptığınız yatırım 6 ay sonra, 1 sene sonranın meyvesi olacak. Yazı yazarken bunu ihmal etmeyin diye söylüyorum. Şimdi benim hazırlayacağım içerikte bu arama sonucunda hem videomun hem de şunun altına gelmemi sağlayacak. Bunun üstüne çok zor çıkabilirim. Çünkü domain name'in apisinin kendi içeriği bu. Videoyu ekledikten sonra buraya videoda yaptığınız işlemleri anlatacaksınız. Ben şimdi böyle uzun uzun yazmayacağım. Ama bilgi vermek için, SEO uyumlu içerik nasıl yazılır hakkında bilgi vermek için şöyle bir şey yapayım, hazırlayayım. Şimdi alt başlıklar oluşturmanız lazım arkadaşlar. Alt başlıklar ne? Mesela bu konuyla alakalı alt başlık ne olabilir? DNS güncelleme nedir? Değil mi? Bu olabilir. Ya da DNS nedir? Bu güzel bir alt başlık. DNS güncelleme nasıl yapılır? Bu da çok güzel alt başlık. Alta indim. Domain name API DNS güncellemesi nasıl yapılır? Bakın 3 tane alt başlıkla benim muhteşem, güzel, harikulade bir içeriğim oldu. Hem de SEO uyumlu oldu. Hani hep SEO uyumlu içerik diye Facebook gruplarında ya da Aron gibi, VM aracı gibi forumlarda görürsünüz ya, aslında espri budur arkadaşlar. Alt başlıkların ana başlığa ilişkisidir. Şimdi bir şey anlatırken, blog yazarken, bir şey anlatırken giriş, gelişme, sonuç olması lazım. Girişimiz ne? DNS nedir? Giriş yaptı. Yani bilmeyen insanlar için ya bu videoyu ya da bu içeriği bilmeyen insanlara göre hazırlıyoruz sonuçta. Bunu nasıl yapıldığını da anlattık. Son olarak da domain name API'de, yani ilgili firmada nasıl yapıldığını anlattık. Çok da güzel oldu. Bunları böyle alt başlıkla hazırladıktan sonra ilgili içeriği şöyle tıkla seçerseniz ya da şöyle mouse'a tıklarsanız ve buradan paragraftan başlık 3'ü seçerseniz bunun başlık 3 olarak, yani H3 olarak adlandırılacak. Başlık 2'yi seçerseniz de 2 olarak güncelleyecek. Böyle de seçebilirsiniz. Sadece mouse'la ilgili satıra tıklarsanız aynı işi yapmış olursunuz. Başlıklarımı tıkladım. Burada DNS'i anlatabilirim. DNS şöyledir, böyledir. Bunları yazabilirim. Mesela bir paragraf yazmam yeterli arkadaşlar. Çok uzun uzun Manas Destanı gibi makaleler yazmanıza gerek yok. Kullanıcı dostu, yani kullanıcı dostundan kastım nedir? Bunu insanlar okuyacak, bunu arama motorları okumayacak, bunu insanlar okuyacak diye içerik hazırlarsanız daha iyi olur. Şöyle işte tanıştığım bir SEO uzmanının sevdiğim bir sözü vardı, onu paylaşayım sizinle. İçeriklerimizi kullanıcı için hazırlarız, arama motoru için optimize ederiz. Bakın içeriğimizi kullanıcı için yazdık. Ne yaptık? Başlığımızı, permalinkimizi, görselimizi, videomuzu arama motoru için optimize ettik. Dolayısıyla başarılı olmak kaçınılmaz olacak. DNS'i burada anlattıktan sonra nasıl yapıldığını anlatacaksınız. Burada maddeleme işaretleri, bakın burada imli liste diye bir şey var. Bunları kullanın. Mesela birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Bunları böyle yapabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde sayı olarak değil de böyle imli liste olarak da kullanabilirsiniz. Numaralı liste olarak da kullanabilirsiniz. Vazgeçmek isterseniz buna bir kere tıklamanız yeterli. Bunlar sizi Google'da üst sıralarda çıkaracak şeyler. Listeleme şeyler,
hap içerikler kategorisine girdiği için insanlar daha kolay tarıyor bunları gözleriyle. Son olarak Domain Name API DNS güncellemesi nasıl yapılır? İşte burada Domain Name api.com'a girdikten sonra işte şu menüye tıklıyorsunuz. Buradan buraya tıklıyorsunuz dedikten sonra arkadaşlar makalenizi sonlandırabilirsiniz. Ben burada uzun uzun yazmayacağım. Olayın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Link verme denilen bir şey var. Link verme işlemi nasıl yapacağız? Mesela Domain Name API ile alakalı bir içerik ürettiğimiz için buraya link verebiliriz. Dışarıya link vermenizde bir sakınca yok. Böyle bilinen bir yanlış var. Ne kadar link verirsek kötü olur diye. Halbuki biz kullanıcı dostu bir içerik hazırlıyoruz. Link vermemizde de bir sakınca yok yani. Şimdi domain name api.com diye bir şey geçirmişim. Bunu bold yaptım buradan ve buradan link verdim. Link verirken dikkat etmeniz gereken önemli bir şey. Bu linkin sponsorluysa sponsorlu. Ben sponsorlu olarak düşündüm bunu. No follow yani takip edilmesin. Dışarıya link verirsen tanımadığınız sitelere bunu tıklayabilirsiniz. En önemlisi de yeni sekmede aç. Yani biz bunu niye yaptık? İçeri okuyan kullanıcı buradan Domain Name API'ye tıkladığı zaman hemen Domain Name API'ye tıklamasın. Yeni bir pencerede sekmede açılsın ki bizim içeriğimizden kaybolmasın, çıkış yapmasın diye bunu yaptık. İçeriğimiz tamamsa güncelle deyip yayınla deyip güncelleme yapabiliriz. Ben bunu şimdilik şöyle kaydedeyim, daha sonra düzenlemek üzere edit hale getireceğim tekrar. Şimdi içeriğimizi şöyle bir açalım arkadaşlar yeni sekmede. Bakın linkimiz çok güzel, başlığımız çok güzel, videomuz çok güzel, alt başlıklarımız çok güzel, maddelerimiz çok güzel. İlgili sayfaya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yeni sekmede açıyor. Bu da çok güzel. Şu an full 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 SEO uyumlu bir içerik üretmiş olduk. İçeriğinizi çok uzatmanızın bir mantığı yok. Onun hakkında da bilgi vereyim. İçeriğiniz eğer derdini anlatıyorsa, yani bu içeriği okuyan insan bundan faydalanmışsa sizin içeriğiniz zaten kraldır. Öyle çok uzun 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 içerikler üretmenize gerek yok. Onun bir mantığı da yok. İnternet zaten bilgi çöplüğü. Bilgi çöplüğünde bir adım öne geçirmek için uzun içerikler üretmek yerine anlamlı içerikler üretmeye çalışın. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Arada bir böyle bir video yapıp beynimi boşaltacağım. Size de faydalı olmaya çalışacağım. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.